Bin aydan daha hayırlı. خَيْرٌ min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlı. Bu çok önemli. Bin aydan daha yararlı değil. Anlatabiliyor Hayırlı. Mi? Yani nafiyat değil. değil. Hayır. Hayır. Bu çok önemli. Onun için bin aydan daha hayırlı. Bin ay ne demek? Burada bin ayın kesretten kinaye olduğunu yani çokluktan mecaz olduğunu söylemişler. Yanmış. Bu niye yanlış? Yanmış. Veriyorum cevabını. Eğer çokluktan kinaya olsaydı hayrun min elfi şehr yerine hayrun min elfi am demesi lazım. Sene demesi lazım. Değil mi? Evet. Çünkü o daha tabii, çok. Tabii. Yani yani bin aydan bin yıl daha çok. Bin ay yıl, bin ayın on iki katı. Hatta daha da ileri götürür. Hayrun min elfi asr. Ondan daha da ileri götürüp hayrun min elfi der tüm zamanların bin katı. Böyle demiyor. Demek ki sorun kesretten, kinaye, çokluktan, mecaz değil. Peki Neye ne, ne tekabül ettiğini düşündüğümüz de bu ortaya çıkıyor. O zaman ömür bu. Buradan ömür kastediliyor. Çünkü bin ay 83 yıl yaklaşık 4 ay ediyor. Şimdi 83 yıl biz buradan da anlıyoruz ki yani insan insanoğlunun işte ortalama yaşam süresi oraya daha oraya gelemedik bakınız. Evet. Bizde ortalama yaşam süresi 71 yıla çıktı. Son 20 yılda çıktı bu da. 60'tı 71 yıla çıktı. Avrupa'da ise bazı ülkelerde 77, bazı ülkelerde 79 80 81. Afrika'da e, 50 55. Mesela. Afrika'da 45'e kadar. Somali'de düştü. 45. Somali'de 45. 45. Somali'de 45. Dolayısıyla ha ecel de öyle milletin anladığı hmm. gibi değil. Ta, ta, sebebi var yani. Tabi, ta 22 sene hmm. evvel yazdığım iman kitabında zaten hmm. ecel bahsi işlenmişti. Öyle öyle Rabbimiz takvimi kıvırdı o, o gün ölecek. Yok öyle bir şey. Ecel bununla alakalı bir şey değil. Kur'an'da böyle bir ecel tarifi yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bir de buna ümmetlerin, uygarlıkların hmm. ecelini haber veren ayetleri delil olarak getirmezler mi? Saçını başını yol, yolabilirsen. Evet yani özetle bin aydan hayırlı demek aslında bir ömürden hayırlı gece demek. Öyle bir gece ki bir ömürden hayırlı. Ne demek bu? Daha da açalım. Kur'an indiği geceyi bir ömre bedel kılmış. Bir ömre bedel gece. Bu ayetin bir levhaya dönüştürülmüş şekli. Bin ömre bin öm öm bir ömre, 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 bedel. ömre bedel gece. Hı. Ömre bedel bir mısra gibi yani. Ömre bedel gece demek ömre bedel. Bir gece ki bir ömre bedel. Ama Efendim? bu gece bir gece değil hocam. Geçmiş bir gece değil Aynen yani. öyle. Yani bu gece geçmiş bir gece ise bu surenin bize vereceği hiçbir, hiçbir şey yok. yok. Tabi bu sure eskilerin masallarından bahsediyor Bizde bir geçmiş gitmiş yani tarihselcilerin dediği gibi defteri dürülmüş müzelik bir metin okuyoruz. Onun için böyle bir şey yok. Böyle değil. Bize bir hitap var burada bize bir şey söylüyor. Yani bizim yararlanabileceğimiz, bizim hayata taşıyabileceğimiz bir şey var burada. Ne o? Eğer bu gece bizim bildiğimiz zamansal sabitlik ise, sabit zamanda sabit bir geceden bahsediyor ise, o zaman miladi 610 yılının şu anda tam bilmediğimiz Ramazan ayına gelen denk gelen bir gece. Ee, burada bir paradoks var. Nasıl çıkacağız şimdi? Evet. Ramazan ayı yürüyen, kameri bir ay. Yani her ay 10 gün atıyor. 33 yılda bir devran ediyor. Bir yılı dönüştürüyor, hı hı. dönüyor. Ama efendim gece o bahsedilen gece ise şemsi takvime ait sabit bir gece. Evet. Güneş takvimine hı hı. ait sabit bir gece. Hangisine dönüp bakacağız? Elbette Ramazana bakacağız. Çünkü Ramazan ayında indi diyor. Bize Ramazan'ı söylüyor. Gezen bir takvimi söylüyor. Gezen bir takvime girdiğimiz andan itibaren sabit sağ, bir geceye bak, sabit bir geceyi aramak <laughs> artık saçma oluyor. <laughs> evet. Aramak gereksiz oluyor. <laughs> gereksiz. Yani çünkü gezen bir takvimde sabit bir gece evet. arayamazsınız. O zaman sabit bir güneş takvimine dönmeniz lazım. Ay takvimine değil. Yani hem ay takviminden bahsedeceksin Ramazan'dan hem de sabit bir takvimde sabit bir gece arayacaksın. Bu olmayacak iş. Olasılıkla gelecek olsa 365 senede mi gelecek? 365 o senede o geceyi bir kez yakalayacaksın. Hiçbir size. insan ömrü o kadar 365 değil. 365 yıl yaşayan şey yok Hiçbir ne yapacağız şimdi? Yani, yani kafadan kaybetmiş birçoğu. Hı. Bazıları da tam denk getirdiği için kafadan kazanmış mı olacak? <laughs> i̇şte o zaman <laughs> piyango oluyor. Zihin öyle işlemiş ki Müslüman ümmette maalesef biliyorsunuz milli piyango efendim emeksiz kazanç olduğu için helal değildir. Anlatabildim mi? Emeksizdir. Evet. Evet. Emeksizdir. Yani burada peki e, milli piyangodan para haram dini piyangodan cennet helal. Nasıl bir şey bu? Yani sen milli piyangodan paraya haram derken dini piyangodan cennete nasıl helal diyorsun? Anlatabiliyor muyum? Yani Kur'an'daki onlarca emeğe işaret eden, evlaha kesebet ve aleyha mektesebet türü ayetlere, efendim yani bima kesebet eydihim bima kesebet eydikum bima kesebet eydin nas türünde elleriyle yaptıkları kazandıkları getirdikleri evet. gönderdikleri kendilerini bekleyen e -hmm. salih amellerden bahseden 57 tane ayet imanla beraber orada dururken sen nasıl kalkıp da e, emeği yoksa üstünde tepinir ve emeği yerlere serersin. Şu anda bu ümmetin en büyük sıkıntılarından biri de bu değil mi? Emeğin üstünde tepinmek değil mi? Emeği yok saymak değil mi? Tembelliğin adını Mehdi koyduk. Torpilin adını şefaat koyduk. Alın işte Adam kayırmadan bir devlet yönetmek mümkün mü böyle bir evet. toplumda? Adam kayırmacılığı sen getirdin imanın içine koydun. Yani adam kayırmacılığı iman ilan etmiş bir millet, bir toplum adam kayırmadan liyakate, ehliyete dayalı bir yönetim kurabilir mi?